Ünzile, depodan ıspanakları getirir misin? İşim var benim. Uyuzluk etme. Ertan Bey, ödümü kopardınız. Nasıl gidiyor bakalım? Bugün değişik bir Sivas yemeği deneyeceğim. Rahmetli annem çok güzel yapardı. Eğer beğenirseniz menüye koyalım diyorum. Ertan Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şey, beğenirseniz menüye de koyalım demiştim ama. Olur, koyarız menüye tabii. Ben aslında seni bugün birisiyle tanıştıracaktım. Birisiyle mi? Çok meşhur bir gurme. Hazır işlerden elini eteğini çekmemişken bence ondan çok şey öğrenebilirsin. Olur. Hadi hazırlan, çıkalım o zaman. Şimdi mi? Kendisinden randevu almak çok zor. Zaten bizi bekliyor. Şey, ama ben mutfağı bırakamam ki. Ne olacak canım? Ünzile ile Adnan bir iki saat ilgilenir. Tamam. Üstünü değiştireyim o zaman. Daha çok var mı gideceğimiz yere? Yok, az kaldı. Bu bahsettiğiniz gurme evine mi gidiyoruz yoksa? Evine gidiyoruz. Ne oldu? Hararet lambası arıza gösteriyor da ben şuna bir bakayım. Ben size teşekkür etmek istiyorum Ertan Bey. Niye? Bana güvendiğiniz için. İlk başta korkmuştum sizden ama göründüğünüz gibi biri değilmişsiniz. Nasıl? Kendini beğenmiş biri. Kötü biri yani. Çocuğumun vefatından sonra hayat bitmişti benim için. İstanbul'a teyzemin yanına geldim ama ölü gibiydim. Tekrar ayağa kalkacak güç kendimde bulacağımı hiç sanmıyordum. Sonra piyango gibi bir şey vurdum. Sizin restorandan aradılar. Aslında hiç umudum yoktu. Sonra sizinle tanıştım.
Dediğim gibi başta biraz korkmuştum sizden ama iyi bir insan olduğunuzu anlamıştım. Önemli değil. Arıza'yı bulamadım. Servis çağıracağım. Gidemiyor muyuz yani? Yok, sen gideceksin. Taksi çağırıyorum şimdi.